Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz Rahman ve Rahim olmasının bir gereği olarak rızık vermeyi, kendi üzerine borç kıldığı gibi elçi göndermeyi, kitap indirmeyi, doğru yolu göstermeyi de kendi üzerine borç yazmıştır. Bu nedenle insanlığı zulüm ve kargaşa bataklığından kurtarıp adaleti, dengeyi, güvenliği ve mutluluğu sağlamak için kitap indirmiş ve elçi göndermiştir. Rahman olan Allah, kullarına nankörlük ve saygısızlık ediyorlar, akıllarını başlarına almıyorlar, haddi aşan davranışlarda bulunuyorlar diye onlara öğüt vermekten vazgeçmemiş, onlara uyarı mesajları göndermiştir. Böyle bir ısrar insanlar arasındaki ilişkide olsa, bırakın ne halleri varsa görsünler denilir. Uğraşmaktan vazgeçilirdi. Ne var ki Rabbimiz böyle yapmamış, haddi aşan kullarını uyarmayı bıkmadan sürdürmüştür. Mümin bir insana düşen Allah'a, elçiye, kitaba dair yeterli bilgiye sahip olup imanını bütünlemesi, perçinlemesi ve Allah'ın koyduğu ilkelerin ışığında fire vermeden yaşamasıdır. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanların rüşte ulaşabilmeleri, dünyada cennet hayatı yaşayabilmeleri için Rabbimizin son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahrim yapmaktadır. Geçen hafta Arap suresinin 26. ayetine kadar gelmiştik. Arap suresinin 3. necmi oluyor buradaki başlangıç. Buradan devam edebiliriz isterseniz. Buyurun Evet, efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi 3. necmi inşallah 26 ila 39. ayetleri. Bu grubu işleyeceğiz. Bu grubun birinci ayeti. Ey Adem oğulları, size çirkinliklerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Ve Allah'ın koruması altına girme elbisesi, o daha hayırlıdır. İşte bu düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. 26. ayet. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Siz de orada yaklaşık mealinden verdiğiniz Zuhru suresinin 5. ayeti vardı. Evet. Siz ondan mülhem olarak bir iki cümle kurdunuz. Onun özünü verelim şimdi. Cenab-ı Hak rahmeti gereği durmadan insanları uyarmak için öğütler veriyor, kitap indiriyor. Evet. Öğütleri ard arda yılmadan veriyor. Evet.
O ayette Zuhruf 5'te ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? Zuhruf suresi 5. ayetinde evet. Şöyle diyor. Peki biz siz sınırı aşan bir toplum olduğunuz diye o öğütü, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Hayır. Evet. İşte vazgeçmiyor Cenab-ı Hak. İnsan evet. ne kadar nankör olsa da, evet. müşrik olsa da, münafık olsa da, kafir olsa da rahmeti gereği bunlar yola gelsinler diye devamlı ayetlerini indirmekte, Kur'an'ı indirmekte. Evet, Allah'ın ayetleri inmeye devam etmekte, insanları uyarmaya devam etmekte. Ve 26. ayette, bakın şimdi, ey Adem oğulları. Şimdi daha önceden hani değişik anlatım tarzlarıyla, hatta tiyatro tekniğiyle bile bir anlatım yapmıştı. Evet. Şimdi ondan sonra ey Adem oğulları dedi. Şimdi bu pasajda, yani bu necimde tam 4 tane Adem oğulları var. Ey Adem oğulları diye. Hmm. 26. ayet ey Adem oğulları ya başlıyor. Beni Adem diye başlar. Yine 27. ayet ya yine Adem oğulları diye başlar. 31. ayet ya beni Adem Adem oğulları diye başlar. Ve 35. ayette tamam mı? Yine ya beni Adem diye ey Adem oğulları diye başlar. 4 defa geçiyor evet. Evet. 4 kere burada Adem ey Adem oğlu ey Adem oğlu diye başlar. Şimdi konu Adem'le İblis ve eşi Adem'in yani iblisin nedeniyle düştüğü durumlar bize anlatıldıktan sonra bu konunun ey Adem oğulları ey Adem oğulları demesinin sebebi ne? Evet. Mesela niye burada ey insan oğlu insanlar demiyor da yani ey Adem oğulları diyor. Şimdi buna edebiyatta telmih sanatı denir. Onu anlatayım şimdi. Telmih sanatı. Telmih sanatı Türkçe'de bizim normal Türkiye edebiyatında da var. Yani Türkiye edebiyatından bilin klasik edebiyatta da var bu telmih. Hatırlatma demektir. Bir konuyu işleyeceğin zaman, birisiyle konuşacağın zaman bir konuda geçmişten bir olayı hatırlatarak bir şeyi ifade etmeye güzel. Telmih denir. Bir şeyi hatırlatarak. Tamam. Evet. Şimdi burada telmihte şunu hatırlayacağız. Şimdi biz Adem'le ilgili Ademoğlu diye başladığına göre ayet bizim Adem'le ilgili bize önce bir mesaj var. Onu bir hatırlaman gerekir diyor. Onu hatırlatarak beni hatırlayarak dinle bunu diyor. Mesela şimdi şöyle anlatayım. Bunu Adem'e girmezden evvel. Türkçe'de ne deriz? Bir genci hani şeye çıkarırız. Diyelim ki güreşe çıkarırız. Delikanlıyı. Onun babası pehlivandır. Ona şey yaparken alkışlarda ne? Hadi pehlivanın oğlu. Denir değil mi? Denir. Doğru. Yani ondan yeni bir şey bekleniyor. Zafer bekleniyor, başarı bekleniyor. Hey pehlivanın oğlu deriz. Onun babasının daha önce pehlivanlığını ona bir hatırlatırız. Ona göre işe başlamasını isteriz. Evet. Onun gibi telmih de bir şeyi hatırlatarak söylüyor. Şimdi ey Adem oğulları derken Cenab-ı Hak bize önce bir Adem'i hatırlatıyor. Bize söze başlayarak Adem'i bak Adem'i hatırlayarak bu konuyu dinleyeceğiz. Adem ne yapmıştı? Adem'in nesini hatırlayalım biz buraya kadar? Adem'in cennet diye bilinen güzel bir ortamdaki kendisine Rabbimizin verdiği öğütlere uymamasını, altın, gümüş, mal, hırs düşkünü olmasını, sonradan pişman olup tövbe etmesini, o konuları hatırlayabiliriz. Ha, önce bilgilenmesini, tabii bilgilenmesi. Bilinçlenmesini, uyarı almasını, uyarıya duyarsız kalmasını, şeytanın oyununa gelmiş kendisini. Olmasını, sonradan kendisine dönmüş, biz kendimize zulmettik, bizi bağışla diye dönmüş. Ha, siz böyle bir adam, siz diyor böyle, ey şeytanın oyununa gelmiş adamın çocukları. Ha, kısacası ya da o. Ey bilgilenmiş adamın çocukları, tamam evet. mı? Ey tevbe etmiş insanın çocukları evet. diyerek, Adem'in oyuna geldiğini, bizim gelmememiz gerektiğini vesaire, tamam mı? Onun kendinden zulmedip tevbe ettiğini, eğer ki biz de tekrar oyuna geldiğimizde tevbe etmemiz gerektiğini, hepsini bize, Adem'le ilgili bize Adem'i hatırlatarak bize söze başlıyor şimdi tabii, Cenab-ı Hak. Tabii. Ey Adem oğulları, ha?
Atanızı bir düşünün diyor. O adamın çocukları gibicesine bir şey. Evet. Burada şimdi dikkat edeceğim şey. Mesajı aldık. Evet. Size çirkinliklerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada kat enzelne aleyküm libasen diyor. Sizin üzerine elbise indirdik diyor. Şimdi burada elbiseyi indirme. Biz bu elbise ne? Nasıl indirilir? He. Elbise, indirilen elbise ne? Yani şimdi şöyle bir şey var. Burada devamında yuvari sevatüküm çirkinliklerinizi örten elbise indirdik diyor. Şimdi millet yine şöyle anlatayım. Buradaki sevat sözcüğünü yine avret yerleri olarak o şekilde öyle şey olmuş. Yani insanın üreme organlarını, boşaltım organlarının avret olduğunu, çirkin olduğunu, Allah'ın da onları örtmek için bize elbise indirdiğini anladılar şimdiye kadar. Öyleydi. Öyle diyelim. Şimdi bir defa sevat sözcüğü dediğim gibi cinsel organlar değil. Evet. Normal olarak insanların yaptığı çirkinliklerdir, kötülüklerdir. Bu bir. Allah diyor ki sizin çirkinliklerini örtecek elbise indirdik. Şimdi indirdik diyor. Bu indirme, sözcüğünü gökten indirme. Hani bundan evvelki sözcükte bir şey vardı hatırlatacak olursak. Size kitabı ve ölçüyü indirdik diyordu Hadis suresinin 21'inde. Şimdi oradaki ölçü indirme, adaleti indirme neydi? Gökten terazi mi indiydi? Hayır. Gökten hayır. Terazi mi indiydi? Evet. Gökten terazi falan inmez. İnmedi. Sünnetullah'ta böyle bir aynen. olay yok. Öyleyse insanların çirkinliklerini o anlamda aldığımız zaman, daha doğrusu şimdi hepimizin, insanların giydiği elbiseler gökten mi indirildi? Hayır. Allah tarafından mı gönderildi? Yani inme tarzıyla öyle mi gönderildi? Öyleyse burada hemen dikkat edeceğiz. Şeye lüzum yok yani böyle şey olarak. Ayetin devamında takva elbisesi ve libasut takva, öyle diyor Cenab-ı Hak direkt olarak, hayrün zâlike diyor orada, bu haya elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Takva arkasından elbisesi. Takva elbisesi diye ifade ediyor. Şimdi öyleyse bizim buradaki anlayacağımız konu şu. Elbiseyi yaratmaya da çekemiyoruz. Ayetin devamındaki indirme noktasında ele aldığımız zaman indirilen elbisenin de takva elbisesi olduğunu dikkate aldığımız zaman buradaki indirilen olay nedir? Takva. Takvadır. Onu kastediyorum. Takva ilkeleri. Takva Allah'ın ilkeleri. Bize konu ettiği elbise tamam. Takva elbisesi. Yoksa giydiğimiz soğuktan, sıcaktan ceketli, pantolonlu vesaire falan gibi şeyler değil. Değil. Öyleyse notumu okuyorum burada. Konumuz olan ayette indirme sözcüğü yaratma anlamına çekilmemeli ve ayetten elbisenin indirildiği anlaşılmamalı. Ancak indirilen bu elbisenin bildiğimiz elbise olmadığı da dikkatlerden kaçırılmamalı. Zira yukarıda açıkladığımız gibi bu elbisenin örteceği sevate avret yerleri demek olmayıp çirkinliklerdir. Bu çirkinlikler ise bildiğimiz elbiselerle örtülmez. Evet. Tamam mı? Bunları örtecek ve beğenilecek duruma getirecek tek şey vahidir. İnsanın şirki, günahı, kini, düşmanlığı bildiğimiz elbise ile değil, ancak vahiy ile ortadan kalkar. Nitekim Rabbimiz açıklamanın devamında takva elbisesini ön plana çıkarıp herkesin takvalanmasını ve takva elbisesini giymesini istemiştir. Bu demektir ki insanın çirkinliklerini örtecek elbise ancak takva elbisesidir. Ve o da ancak Allah'ın indirdiği vahiy ile hazırlanabilir. Kısacası söylemek gerekirse çirkinlikleri örtmek üzere indirilen elbise vahiyden başka bir şey değildir. Gerçekten de birçok yerde vurguladığımız gibi Rabbimizin bizlere vermiş olduğu görevlerin hepsi bize takva elbisesi giydirmeye, bu yüzden ve bu sayede bizi çirkinliklerden uzak
tutmaya yöneliktir. Evet. Bu elbisesi şimdi klasik şeyle bunu şey yaptık. Cenab-ı Hak bize bu elbiseleri değil, avret yerleri örtecek elbise değil. Bize çirkinliklerimizi ne diyeceğiz? Günahı. Günah. Evet. Küfrü, şirki. Şirk. Dediğim gibi kin, buğuz, adalet gibi bütün çirkinlikleri insanoğluna ahlaki yönelik çirkinlikleri örtecek, ortadan kaldıracak bir elbise indirdiğini. Bu elbise ne oluyor indirdiği elbise? Vahiy. Kur'an oluyor. Vahiy oluyor. Ve Kur'an'ın içerisindeki bir özelliğe şey yapıyor. Siz bu Kur'an'ı okuduğunuz zaman, vahiy incelediğiniz zaman vahiy, takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olanlar da küfür olmaz, nifak olmaz, şirk olmaz, kıskançlık olmaz, düşmanlık olmaz. Tabii. Hiçbir şey olmaz. Evet. Korunmuş olur. Şimdi evet. Cenab-ı Hak korunmak bize bu oluyor. Konuyla ilgili açıklamış. Ben ey Adem oğulları diyor, sizi kötülükten, şeytandan koruyacak Kur'an indirdim, vahiy indirdim. Evet. Onunla kendinizi koruyabilirsiniz. Çirkinliklerinizi ortadan kaldırırsınız. Çirkinlikler neydi? İnsanın içinde Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu fücur noktasıydı. Onu da burada bildirelim. Şimdi Takva suresini bundan önce Mürselat suresinde bir bazı şeyler geçmişti. Takvayı burada çok kısa değineceğim. Değerli izleyicilerimiz ise biz bu takva ile ilgili daha önce seneler önce değil ama YouTube'da bulurlar. Bir televizyonda da program yapmıştık. 36. program. Tamam. 36. Ben numarasını programda tespit ettim. Evet. 36. program takva ile ilgili geniş açıklamalarımız olan bir programdı. Oradan takvayı şey yapabilirler ama takva Kur'an indiği andan itibaren kısa kısa da olsa yani şöyle diyeyim ilk etaptan şey yapacak olursak Kur'an'ın ilk indiği günlerde bile ayetlerin azlığındaki bölümlerde bile konu edilmişti. İlk şeyde şirkten uzak olma. İlk planda o. İlk planda takva dediğimiz zaman yani Kur'an'a yeni başlayan insanlar takva dediği zaman birinci planda şirkten uzak olmayı. Tamam mı? Evet. Şirkten uzak olan adama takva sahibi adam diyoruz. Ama daha sonra bu Kur'an'da tam 258 defa geçen bir şeydir. Bu sözcük. Terim evet. Onu da burada bildirmiş olayım. Şöyle tanımını da şöyle yapabiliriz takvanın. Takva insanın kendisini Allah'ın koruması altına koyarak ahirette kendisine zarar ve acı verecek şeylerden sakınması ya da günahlardan uzak durması ve iyiliklere sarılmasıdır. O şekilde tarif özünü edilir. Böyle tamam tarif ettikten sonra bakın sonunda hani ilk Kur'an'ın indiği dönemlerde bunu şirkten uzak olma diye tanımlıyorduk da. Evet, ilk önce fakat öyleydi. Daha sonra Kur'an'ın bütünü üzerinden hareket edersek biz şu anda Kur'an'ın bütününe sahibiz değil mi? Hamdolsun evet. Hamdolsun bütün ayetlerini tabii okuyabiliyoruz. İlk ayeti de son ayeti de bilebiliyoruz, evet, okuyabiliyoruz. Öyleyse şu anda takvanın Kur'an'ın bütünündeki pozisyonunu okuyacak olursak şu demek. Bak. Bütünlüğünde. Evet. Takva iman etmek, şirkten uzak durmak, Allah'ı unutmamak, Allah ve elçilerle boyun eğmek, inkarcılarla mücadele etmek, bollukta ve darlıkta sahip olunan mallardan bağışta bulunmak. Salat etmek, zekat vermek, salatı ikame etmek, verilmiş sözlerle durmak, sıkıntılara sabretmek, açgözlü olmamak, ana babaya iyi davranmak, hiçbir zaman kendini temize çıkarmamaya çalışmak, tevbe etmek, yanlışlarda ısrar etmemek, yaptıkların affını dilemek, öfkeye sahip olmamak, başkalarını bağışlamak, adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmek. Evet. Ve Allah'ı zikretmek ve Allah'a da boyun köşerek Allah'a yakarmak. Şimdi bu İslam'ın özü ve takvanın tüm kapsamı oldu Kur'an'ın içerisinde. Bütünlük içerisinde bu evet. 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 Sadece şirkten şey için değil, uzak kalmak değil. Evet. İşte takvayı bir de şöyle şey yapabiliriz. Yani özellikle bir insan Allah'a inandım, iman ettim diyorsa onun imanının
Topluma yansıması da takvadır. Bu ölçülerle yansıması. Topluma yansıması takvayla. Evet. Evet. Yani şimdi Müslümanlık, daha önce dedik, müminlik yani işte olan bir şey değil. Yani bu İslam dini, iman, yani halkın bazen şeyleri vardır. Dünyada falan hani şey yaparlar. Din ve vicdan hürriyeti falan. Din evet. ve vicdanla alakalı bir şey mutlaka dışa yansıyacak. Şey yansıması lazım. Eve yansıyacak, tabii. sokağa yansıyacak, ülkeye yansıyacak, dünyaya yansıyacak. Evet, tabii. bu davranışların hepsi buraya, burada olmasına takva diyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak da ne diyor? Biz size bunları sağlayacak elbiseyi verdik, malzemeyi verdik. Malzemeyi diyor. Verdik yani. Tamam. Hepsinden kasıt. Ha, evet. Bu malzemeyi verdik. Ve sonunda ne diyor? Niçin böyle şey yaptığını da söylüyor Cenab-ı Hak. Leallehum yezzekerun diyor. Öğüt alırsınız diye. Evet, düşünürsünüz. Yani. Gerekçesi o. Gerekçesi o. Bunun için bunları yaptık diyor. Hı-hı. Evet. İnsanlığa da Ademoğluna da ne kaldı? Önce atasını hatırlaması, Adem, İblis ve oradaki olanları hatırlaması Hı-hı. ve ondan sonra da bunu bir zikir boyutuna, bununla ilgili düşünmesi, düşünmesi. Fikir üretmesi, bir hayatıyla ilgili fizibilite yapması gerekiyor. Hı-hı. Hayatı ile ilgili evet, bir tek. Takvayı bu kadarlıkta şey yapacağız. Yine kısaca söyleyeyim. Daha önce o programlarda şey yaptık. Bunu takva sözcüğünü ve burada takvadan bir de ittika sözcüğü var. Onu söyleyeyim. Müttaki sözcüğü var. İttika takvayı kabullenmek demek. Allah'ın koruması altına girmek demek. Şimdi bu sözcüğü takvayı korkma anlamıyla şey yaptılar. Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkma olarak diyeyim. Şimdi Allah'tan korkulmaz. Tabii ki. O bir. Korku ve Allah'tan korku diye biz bunu şey yaptık. Allah'tan korkma diye bir şey yok. Onu biz televizyon programında da 8. programda onu işledik. Açık Allah olmuştu. Korkusu diye. Ve insanın hayatında, eğitim tarzında, kesinlikle psikolojide, sosyolojide korkunun yeri olmadığını da, evet. dinde korkunun da yerinin olmadığını da daima önceden açıklamıştık. Evet. Onu da söyleyeyim. Dinde korku diye bir şey yoktur. Yok. Herkes dediğim gibi Allah'tan korkmaz ancak günah işlediği zaman günahının kendisine yansımasından korksun. Cezasından korksun. Evet onları da burada bildirmiş evet. olalım. Evet. Ve biz konu ayetlerimize devam Allah'ın edelim. İzniyle devam edelim. Şimdi bu arada yine bir şey daha hatırlatalım. Şimdi korkuyla eşdeğer görülen bir de haşyet sözcüğü vardır. Haşyet evet. Haşyet saygıdan kaynaklanan bir korku türüdür. Evet. Ama karşının zarar vereceğinden değil de karşısındakine saygı duyduğuna mahcup olmama korkusu. Evet. O bilgiden haşyetin kaynaklanıyor. Bu bilgiyle, bilinçle orantılıdır. Bir insan imanca, bilgice, bilinçli, Allah'a karşı falan ne kadar bilgili ve bilinçli ise Allah'a karşısı da saygısı o derece, o evet. ölçüde çoktur. Çoktur. Tamam. Bu evet. bilgiyle orantılıdır. Bunu zaten Cenab-ı Hak işte değişik ayetlerde, birkaç ayette de bunu belirtir. Konumuz bunlar değil. Bunları daha önce işlediğimiz için tabii bunlar üzerinden şey geçiyoruz. Bunları es geçiyoruz. Evet. Evet. Şimdi İkinci telmih maddesi 27. ayete geldik. Ey Adem oğulları. Şeytan ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. Sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlar için veliler, yol gösteren, yardımcı eden kimseler yaptık. Evet. Bu ayet üzerinde de duracağımız birkaç şey var. Şimdi birincisi ey Adem oğulları derken yine telmih sanatı var. Yine, evet. Telmihle önce Adem'in durumunu bir anlayacağız. Allah'tan öğüt almasını anlayacağız. Allah'ın öğüdünü umursamasını anlayacağız. İblisin oyununa gelmesini anlayacağız. Ve ondan sonra pişman olup dönmesini de anlayacağız. Hatırlayacağız onu. Ha, şimdi böyle bir Adem şeyler, bunları hatırlayın. Adem dediğin zaman hep bunu bir hatırlayın.
Şimdi burada şeytan diyor, ana babanızı kendiniz çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardı. Ha. Şimdi şeytan dediği burada iblis. İblis buradaki. Şimdi şeytan. Daha önce söyledik. Kur'an'da iblis bazen şeytan adıyla da anılır. Tabii. Niye? Şeytan yani iblis de çoğu yerde bazen de haklı olur ha. Bunu da Sebe suresinde görürüz yani. Allah şeytana bazen hak verir, onun doğru söylediği de çıktı der. Evet. Şimdi iblis çoğu zaman haktan uzak, hakikattan uzak, akla, mantığa aykırı şeyler ürettiği için şeytan ismiyle de anılır. Evet. Aynı piyasadaki adamların çoğunun da şeytan olarak anıldığı gibi. Aynısı, evet. Ha, evet. Onu da söyleyeyim. Buradaki konu edilen şeytan iblistir. Bakın dikkat edelim burada. Ana babanızı dediği zaman bize yine burada konu edilen, işaret edilen telmis sanatıyla ana babamız kimdi? Adem. Adem'le eşi. Adem'le eşi. Bak ona kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi. Şimdi iblis devreye girdi. Adem'le eşine ıva verdi. Iva sayesinde de onlar yoldan çıktı. Ne yaptı? Allah yiyin için yetinin dedi. Onlar istişçiliğe başladı. Arada düşmanlık etti. Düşmanlık edince bakın onlar çok enteresan. Elbiselerini soyarak cennetten çıkardı. Elbisesini soydu diyor. Yani soydukları elbisene onlar elbiseyi de onların üzerindeki elbisesini mi şey çırılçıplak mı yaptı? Hayır. Hayır. Buradaki şey. Onlara takva elbisesi giydirttirmedi. Giydirttirmedi onlara. Buradaki Allah'ın konu ettiği takva elbisesidir. Onu kazanamadılar. Adem istifçilik yaparken takvadan uzaklaştı. Bak takvadan uzaklaştı. İsyan öne düştü. Tamam mı? Arada hani düşmanlıklar oldu, kin oldu, buğuz oldu, adalet oldu. Tamam mı? Şimdi sakın sizi de fitneye düşürmesin, hak yoldan döndürmesin. Evet. Şimdi böylece bize verilen şey şu. Siz de sakın yukarıda konu edilmişti ya istifçilik yaparak Allah'ın verdiği nimetlerin hepsi benim olsun, başkasında olmasın diyerek ortamı cehenneme çevirmeyin. Evet, evet. O zaman takva sahibi olmazsınız. Takva sahibi olmazsanız Allah'ın koruması altına, Allah'ın şemsiyesine altına girmezseniz ne olur? Sonunuz felaket olur. Evet. Şimdi burada işte bu ayette şimdi iki tane şey var. Fitneye düşürmesin meselesi. Şimdi bu ayetlerde bak bize iki nokta üzerinde durulmuş. Bu pasajda bu ayet. Birinci nokta iblisin insan üzerindeki etkisidir. Sad suresinden beri işlemekte olan iblis ilişkisinin insan iblis ilişkisinde bu surede daha ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş ve surenin başlangıcından bu yana insanlar iblisin neden ve nasıl etki edeceği hakkında bilgilendirilmiştir. Yapılan bu bilgilendirmeden sonra bu ayette Rabbimiz iblisin konusunda insana şu uyarıda bulunmuştur. Bak, şimdi bunu bu ayeti okuduk burada. 27. ayet okuduk. 20. ayetteki bu uyarı şeytan ona ana babanız şimdi onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir fitneye düşürmesin. Çünkü ve o kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürlerdir. Şimdi bakın yerden. Burada ikinci bir nokta iblisin avanesinin kimlerle haşır neşir olduğu. Rabbimiz bu ayette iblisin ve avanesinin inanmayanlarla yakın ilişkide olacağını bildirerek onlara karşı uyanık olunmasını öğütlemektedir. Bu konudaki tanıtıcı bilgiler başka ayetlerde verilmiştir. Bak şimdi biz şeytanları ayetin son cümlesine bakıyor. İnanmayanlar için evet. Veliler, veli yani yol gösteren, yardımcı eden kimseler yaptık. İnanmayanlar şimdi şeytanlar için. Kiminle ilişki kurar? Yakınlık. Veli yakın demektir biliyorsunuz. Tabii yakın olmuş. Yakın olmuş. Şeytanın, iblisin işi kiminle? İnanmayanlarla. Evet. Bakın şöyle bir şey var. Allah diyor sizi fitneye düşürmesin, sizi dinden döndürmesin. Fitneden taviz verdiğin zaman
İblisle arkadaşlık kurmaya başlıyorsun. Bitti. Orada artık tamam. Her şey bitti. Onunla hemhal olmaya başlıyorsun. Onunla yatıp kalkmaya başlıyorsun. Evet. O senin en yakının oluyor artık. En yakın artık. Olduğu için. En yakın yakının oluyor. O da sana ne yapar? Sürekli olarak seni aldatır. Anlatmaya götürür. Ben burada bir kısa ara verelim isterseniz. Bir devam edelim. Öyle mi? 27 dakikanın sonunda. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Arap suresinin 3. necmindeki 27. ayetin açılımını yapıyordu. Burada Adem oğullarına yani biz insanlara hitap şeklinde Rabbimizin iblisin nasıl bizleri kandırmak için çeşitli yollara girdiğini, takva elbisesinden soymamızı nasıl sağladığını anlatıyorlardı. Devam edelim efendim buradan. Buyurunuz. Evet. Şimdi bu ayet grubunda evet. Yani 27. ayetin içerisinde bir şey, ifade daha var. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. İblis ve kabilesi. Siz onları görmezsiniz. Ama bu iblis sizin görmediğiniz yerden de size yaklaşırlar. Sizi görürler. Bu çok enteresan ve üzerinde duyulacak bir noktadır. Şimdi bu nedir? İblisi biz niye göremiyoruz? Evet, o enerji olduğu için. Şimdi Kehf suresi 50 ile bildiğiniz Kulenzu Rabbin Nas var ya. Kehf 50 değil mi? Kehf 50 ve Nas suresi. Nas. Kulenzu Rabbin Nas suresi. Evet. Bakın şimdi orada ne vardı? Yüves visu. Fi sudurin nas minel cinneti ve nas. Bak burada insanın göğüslerini içinden vesvese verir. İçine. Beyninden gelir. Yani. Beynine. Onun için sen iblisi göremezsin. Evet. O sen ama o seni görür. O seninle devamlı hazır. Bu ayeti hep dikkate alacağız. Unutmayın. İblisi çakıp da şeytanı yani bu iblis şeytanını sağda solda sokakta vesaire aramayalım. Orada iki tip şeytandan bahseder Cenab-ı Hak. Onun da fi sudurina minel cinneti ve nas. Bir insan olanı var, gözükeni var, bilineni var ama esası bizim görmediğimiz, yakalayamadığımız, kontrol altına alamadığımız nedir? Kendi içimizde olan, sudurumuzda olan, göğsümüzün içinde yani beynimizin içindeki olandır. İblis şimdi olan Kehf 50'de de ve hani biz doğal güçlere Adem'e boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de iblis yani düşünce yetisi dışında hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdi. İblis
görünmez varlıklardandı. Hı. Görünmez varlıklardan. Evet. Kehf suresi. Yani enerjidendi. Sonra da kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz benim aslarımdan, işte ayetteki şey, yani düşman, iblise uyan kiminle, yani iman etmeyen kiminle dostluk kurardı, yakınlık kurardı? İblis, şeytanlarla. Evet. Veyahut da tersten de söyleyebiliriz bunu. Şeytanlar kiminle yakınlık kurar? O da inanmayanlarla. Evet. Şimdi benim aslarımdan onu ve onun soyunu yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? Hitap gene bize. Evet. Evet. Tamam. Sakın etmeyin. İblisle yakınlık, velayet kurmayın. Hem de onlar sizin düşmanınızken. Ya. Şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanlar için ne kötü bir değişmedir bu. Çok. Şimdi bunun, yani iblisin inanmayanlarla yakınlık kurması veyahut da inanmayanların iblisle yakınlık kurması, Meryem 83'te, Mücadele 19'da, Enam 121'de, İsra 27'de de yine zikredilmiş. Bunun ayrıntıları var. Değerli izleyicilerimiz, onları da oradan o aynı konuları görebilirler, edebilirler. Şimdi burada yine ayetin orijinalinde sizi fitneye düşürmesin ifadesini, fitneye düşürmesin şeyi vardı. İkazı var. Evet. Şimdi burada bunu, yani fitnelendirmesin, fitneye düşürmesin. Şimdi fitneyi daha önce uzun şey yaptık. Fitne ateşe atmak demek. Orijinali de potada maden kaynatıp şeyini çurufunu atmak demek. Ayırmak. Yani ateş ilişkisi var böyle, kaynama şeyi. Bunu çoğu zaman fitne sözcüğünün halk arasında dedikodu yaparak, birbirine düşürerek falan, hani basit şeylere de öyle fitne anlaşılıyor. Çıkarma falan, bu şey değil. Bu direkt olarak imandan çıkarma ve imandan çıkan, dinden çıkan insanlar da biliyorsun nereye gider? Cehenneme. Cehenneme gider. Tabii. Burada cehennem ateşine düşürmesin onu anlamındadır. Tabii. Kur'an'daki ifadeler genelde de budur. Onu da bildirelim. Buna karşı da tedbirli olun. Rabbimiz şeytanlar olarak nitelediği iblis ve onun etkisine girmiş kişilerin insana yoldan çıkartıcı telkinlerde bulunurken fark edilmesi zor yöntemler kullanacağını ve o kabilesi sizi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler ifadesi ile dile getirmiştir. Bu uyarı gayet açıktır. Yani Rabbimiz onlar insanın içinden ya da insana fark etmesinde ettirmeden sinsice telkinde bulunurlar. Öyle ki onlar sizi tanırlar ve yaptıklarınızın hepsini görürler. Ama siz yanınızda olmalarına rağmen takındıkları tavırlar sebebiyle onların düşmanlarınız olduğunu fark edemezsiniz demektedir. Edemiyor, o maksat. Şimdi bunu zaten Enam suresinde de o 120. ayetlerde de çok bunların net kurallarını, şey, kullandıkları sistemleri bunu evet görüyoruz. Bir de burada şimdi modern çağda, şimdi bu reklamlarda, televizyon dizilerinde, şurada burada, hatta okunulan kitap sayfalarının içerisinde var ya, sayfalara öyle kelimeler yerleştirerek, dizilere öyle kelimeler yerleştirerek bilinçaltına çok değişik yapıyor, şeylerin etkilerini yapabiliyorlar. İşte bu ayette uyanık olunması lazım gelen şeylerinden başında budur. Çok güzel, bak subliminal şeyler. Evet, işte bu subliminal şey dedikleri yöntemlerle de şimdi işte bu şeytanlık gelişmiş. Tabii. Yani şeytanlar teknolojiye de girmişler. Bu şekilde insanların evet dinini, imanını, ahlakını bozma yönünde girişimleri var. Müslümanların bu noktalarda da uyanık olmaları, dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Şimdi fasaca devam ediyoruz. Evet. 28. 28 ve 29. ayetlerden bu şeyi şöyle ifade edelim. 33'e kadar aynı şeyi ifade ediyor. Hepsinin mealini vereyim. İnşallah kısa kısa da onları bitirmeye evet çalışalım. İnşallah. Ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allah emretti derler. De ki Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim hakkaniyeti emretti. Her mescidin yanında toplum içinde yüzünüzü
tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık hak oldu. Onlar şeytanları Allah'ın aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler. Ve kendilerinin de kesinlikle kılavuzlanan doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Buraya kadar ki bir şeyi açıklayacak şimdi. Evet. Bu ayet grubunda, bakın şimdi ve onlar diye bir ifade kullandı. Bu ifade yine çok önemli bir nokta burada. Kim bu onlar? Şimdi burada ey Ademoğulları, ey Ademoğulları derken evet. Biz burada bir iltifat sanatıyla karşılaşıyoruz. Ey Ademoğulları diye karşıda bir muhatap vardı. Onlara öğütler veriliyordu. Şimdi muhataptan dönüldü bir başkasıyla ilgili bir anlatıma geçildi. Bakın burada başka çok iyi grup, dikkat edin. Burada iltifat. Evet. Şimdi değerli izleyicilerim şunu bilsinler. Bunlar kimdir? Yani bu buradaki konu edilen onlar kimdir diye şey yapacağız. Ona dikkat edeceğiz. Burada ifadesiyle inkar edenler ayet olup çıktığından bu ayetler şöyle anlaşılacak. Şimdi bu ayetleri şey yapmak için bu ayetler de konu edilen Mekkeli müşriklerdir. Mekkeli onlar dedi. Bu ayetler yani şimdiki bu pasajdaki okuduğumuz şeyler Tarık suresi 15-17, Kamer suresi 2-5 ve özellikle de Sad suresinin 1-11. Ayetlerini okuyacağız ki bu onun devamıdır. Onun devamı Sad olarak Sad suresinin 1-11. Ayetlerin devamı mahiyetinde aldığımız zaman bu adamların kimliğini ve ne olduğunu oradan şey yapacağız. Çıkıyor oradan. Evet. Bu çok önemli. Onlara hitap edeceğiz burada. Evet. Orayı anlamadan bu ayetleri anlayamayız. Açık söylüyorum. Onlar dediği için tamam. Şahs bir gösterme onlar kim? Var. Nedir? Bak şimdi. Tarık suresinde işlerken biliyorsunuz müşrikler konu ediliyordu. Tabii. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onları cezalandırırım. Bu yüzden sen kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere mühlet ver ve onlara azıcık zaman tanı. Evet. Ne dedi? Kafirler. Kafirler. Şimdi Kamer 2-5'te. Onlar ise şimdi bak şimdi onlar ise dediği zaman kim onlar? Bu kafirler. Oradaki kafirler, Mekkeli müşrikler yani. Müşrikler değil mi? Bir alamet gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Evet. Bunu da gördük. Saat şimdi devam ediyor. Sad'a geçeceğim bak şimdi. Sad 90 Sad öğüt şeref sahibi Kur'an kanıttır ki onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık. Biz onlar da çağrıştılar ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler birer gurur ve bölünme içindedirler. Burada da onlar diye geçiyor. Yine onlar. Evet. Şimdi burada yine ayetlerin sonunu da bağlayayım 9-11'i arayı atlayarak. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Onların. Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarındaki olan Rabbim, olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen şeyleri yapsınlar. Evet, buradaki konu edilen kimdi? Mekke'yi müşrikler oluyorlar. Şimdi bunun devamını okuyoruz ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman hani Kur'an'a karşı çıkıyorlar ya. Evet. O karşı Kur'an'a karşı çıkan o kesim var ya işte onlar. İleri gelenler. Bir iğrençlik yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. Gerçekten de ki mi? Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Evet, bu Mekke'nin müşrikleri şimdi onlarla ilgili şeyleri bulalım. Bizim dinimiz atalarımızdan bu yana böyle geldi diyorlar, öyle mi? Evet. Bunlar Mekkeli müşrikler iğrençlik yapıyorlar. O iğrençlikleri de ne yapıyorlar? Tutuyorlar utanmadan Allah'ın üstüne atıyorlar. Evet, suçunu atıyor bir de. Şimdi onlar Allah'ın üstüne atıyorlar.
Babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti. Babalarımıza uymayı Allah emretti der. De ki Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Ayetteki bunları bulduk. Mekkeli müşrikler ve o ayetlerin devamı dedik. Burada ayetin orijinalini kullanan bir fevahiş var. Fahişe sözcüğünün çoğuludur bu. Fahşa sözcüğünün fevahiş çoğulu. Bu şöyle anlatayım. Kelime anlamı fuhuş, fahşa sözü son derece çirkin söz ve fiiller için kullanılır. Dediğim gibi son derece çirkin şey. Zina da bu işe girer, fuhuş da bu işe kumar, girer. Mesela. Toplumdaki her türlü iğrençliğin hepsi şey yapar. Evet, bunu yapıyorlar. Ahlaksızlık yapıyorlar. Bu bizim dinimizdedir diyor. Atalarımız bir bunu bilir. Biz bunu Allah da yapıyorlar. Neydi onların yaptığı? Köleciliği var. Evet. Tamam mı? Tefeciliği var. Bunları yapıyorlar. Sömürücülük. Tamam, evet. Atalarımızı bulabilir. Bunu da Allah bize emret derler. Yani taklit. Taklitten. Yani yeni bir şey yok. Başkasının şimdi taklit neydi? Başkasının gerdanlığını takmak. Başkasının görüşünü benimsemek. Onu benimsemek. Bunlar da atalarından, babalarından olan şey yapılır. Şimdi bunlar hatırlayacak olursak Sad suresinin 4 ile 8'de ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden o kimseler bu sihirbazdır. Çok yalan söyleyen biridir. O bunca ilahı tek bir ilah mı yapmış? Bununla gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Ve işlerine ileri gelenler yürüdüler. İlahların üzerinde direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Diyorlardı. Diyorlar, evet. Ha, şimdi bunlar hep yaptıkları şeyin yanlış olduğunu biliyorlar. Evet. Akla mantığa aykırı olduğunu da biliyorlar. Ama şirklerin de fahişe olduğunu biliyorlar. Her türlü biliyorlar. Ama bunu ne yapıyorlar? Ataları bize böyle gördük. Atalarına atıyorlar. Ama atalarına atma noktasında da Cenab-ı Hak ne diyor biliyor musun? Şimdi Bakara 170 ve Maide 104'te. Hmm. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakit aksine biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Tam tersini orada da evet. Bak Allah'tan Allah ifade ediyordu. Orada evet. Da biz ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlandıkları doğru yolu bulmaz idiyseler de mi? Ya, ya. Ataları yanlış yolda. Evet. Ataların bunu yanlış yolda olduğunu kendileri düzeltsin. Evet. Bak yine hala aynı. Maide 104'te. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Kardeşim biz tefeciliği de yaparız, şirki de yaparız, köleciliği de yaparız, fuhuşu da resmileştiririz, fuhuştan para da kazanırız vesaire böyle. Her türlü şeyi bak böyle. Atalarımız böyle bulduk. Ataları bir şeyi bilmeyen ve kılavuzlayan doğru yolu bulmayan kimseler olsalar da mı? Ya. İşte burada biz buna ne diyoruz? Bağnazlık, yobazlık. Tam ismi bu. Bağnazlık budur işte. Şimdi şöyle kardeşim işte aynı. O günün müşrikleri, o günün kafirleri, peygamber dönemindeki o adamlar neydi? Tutuyorlardı. Yani Kur'an ayetleriyle ilgili. Öyle mi? Hak geldikleri zaman evet. Böyle atalarına sığınıyorlardı ya. Sığınıyorlar. Şimdi de piyasada evet. Ki şirk içerisinde, yanlış içerisinde bulunan kesime aynen. Kur'an'ı götürüp Allah'ın emri budur dendiği zaman onlar da diyorlar ki biz eski hocaları, atalarımızı şu buyu hep bu yolda bulduk. Biz bunu katliyen değiştirmeyiz. 1400 sene. Ya kardeşim Allah diyor ki ya o yanlışsa ya yanlışsa Kur'an var önümüzde. He. Ya yanlışsa Kur'an'dan önce bir hak ve hakikat olarak bir ara tara bir şeyler yap yani. Evet. Tamam. Bir ara tara. Araştırmıyor. Ya bir sorgula. Şimdi çoğu şeylerde bunları biz şey yapıyoruz. Açık söyleyeyim. Bir yerde bir yere davet edelim. Büyük bir vakıf. Hmm. Binlerce insanı da etkileyen bir şey. Tutmuşlar bir kitap yazmışlar. Kadınları dövmekle ilgili Nisa suresinin 34. ayetiyle ilgili
O ayete müstenden koskoca bir kitap yazmışlar. Hep kızlara da dağıtıyorlar. Yazık. Dedim ki kardeşim bu yanlış. Yanlıştan yola çıkmışsınız. Evet. Hepsi yanlış. Yanlış. Yani başındaki ayeti yanlış anladığınıza göre, bu yanlış anlayışınıza göre de koskoca bir kitap yazmışsınız. Hepsi yanlış. Bunu kimseye vermeyin, vebalinden kurtulamazsınız. Evet. Ve arkasından şunu dedim bak şimdi. Hı. Adam önce bir irkildi. Bak benim dediğim tarzı da peşin kabul etme. Onu da ara. Araştır. Bulunduğunuz kesimde vakıfta binlerce, yüzlerce ilahiyatçınız var. Onlarla ilgili de ki Hakkı Yılmaz bizi böyle böyle uyardı. Çok güzel. Ve dedi ki ya benim yazdığımı, benim tespitlerimin, benim mealimi de yanlış olduğunu siz bana İkna söyleyin. Ben cümle ümmeti Muhammed'e çıkacağım. Dünyada özür dileyeceğim. Yanlış yapmışım tamam. Diyebiliriz. Ama siz toplanın. Benimkini sorgulayın. Kendinizinkini de sorgulayın. Şimdiye kadar aldığınız bilmem hangi hocanın aldığınız meali yanlış. Yanlış olduğu söylendi. Doğru mu eğri mi onu araştırın. Ona göre davranın dedik. Evet. Bunun sonradan toplantısını tekrar müzakeresini yapacaktık. Buradan esefle bildiriyorum ki toplantıdan da kaçtılar. Maalesef. Tamam. Evet. Toplantısına. Ben de şahit bunun, oldum bunun ona. Yüzde, evet. Onlarca şahidi var yani bu olay. Şahidim olayı. Burada bu atalar dini işte. Evet. Bilmem falan hoca yazmış o doğru. Yok kardeşim bir şu şey yap. Gerçek Allah Cenab-ı Hak kendi kitabını sorgulattırıyorsa evet. Bak şöyle evet. Diyeyim. Kur'an'da. Bizzat indiği günden beri Allah Kur'an'ı sorgulattırır. Akıllı her insan Kur'an'ı sorgulasın, incelesin. Onun hak evet. Kitabı olduğunu sorguladıktan sonra inansın der. Kur'an'ı sorgulasın ki Muhammed'in de onun peygamber olduğunu oradan öğrenecektir der. Ama bu adamlar ellerine almışlar tamam mı? Hiç onun dışında bir şey sorgulama etme falan filan gibicesine herhangi bir şey yapmıyorlar, etmiyorlar. Evet. Şimdi evet. Bu atalar diniyle ilgili bağnazlık buna Türkçe'de yine yobazlık deniyor yani. Denir. Yobaz deyince ta eski filmlerdeki bu karikatür şeyden saçıyla, sakalıyla, şalvarıyla bilmem hep o değil yani. Yobazlık beyinde olur gayet yani. Tabii. Profesör olsalar da bilmem hiç, aydın olsun geçinseler de. Aynen. Yani yobazlık beyinlerde olur. Beyinlerde evet. Yani. Kılıkla kıyafetle yobazlık olmaz yani. Olmaz. Hocam. Ve şu anda memleketimizde yobazdan geçilmiyor yani. Maalesef. Tamam. Maalesef. Dinini, imanını Allah'ın kitabıyla sorgulamıyor. Efendim biz bunu kim, biz hocamızdan duymadık. Hmm. Öyle mi? Hmm. Hocamızdan duymadık. Delikanlının bir tanesi yemek yiyor deniz ürünlerinden. Orada demiş ki bir deniz ürünlerinden bir şey karides yiyormuş. Hmm. Sen de ye demiş. Ben bunu yemem demiş. Niye? Hocama bir sorayım. Sorayım. Evet. Tamam. Hocası atalar dini tamam mı? Hocasını o ne derse onu öğreceğim. Soracak edecek. Evet. Ataları bir şey bilmiyorsa o da yanıldı gitti. Evet. Maalesef. Şimdi 29. ayete geldik. 28'den. Bu atalar evet. Dini ile ilgili. Yani çok o kınama. Çok az süremiz kaldı da o, evet. Bak kınama ile ilgili. Atalar dininin kınama ile ilgili. Kınama ile ilgili. Bak onu söyleyeyim. Bu konuda Yunus 78. Enbiya 53. Şuara 74. Lokman 21. Zuhruf 23. ayetlerde dikkate alsınlar. Değerli izleyicilerimiz onları da okusunlar. Tamam. Orada da Rabbimizin mesajlarını açık seçik görecekler. Evet. Bir de benim değerli izleyicilerimizden bir istirhamım olacak. Biliyorsunuz burada Nüzul Suresi'ne göre ayetleri açıklamasını takdim etmeye devam ediyoruz. Tabii. İsteğim şu. Biz şimdi Araf suresindeyiz. 29. ayete kadar geldik. Değil evet, mi? Evet. Bundan sonra bizim izleyicilerimiz herhangi bir mealden, ister bizim kitaplardan Araf suresinin bundan sonraki ayetlerini, yani bizim işlediğimiz ayetlerin bir ön çalışmasını, ön hazırlıklarını evlerinde yapsınlar. Çok güzel bir olur. Bak tamam mı? Doğru. Evlerinde bir hazırlık yapsınlar. Tabii. Sadece bizden duymasınlar yani. Tabii ki. Hem daha iyiler tamam. Anlaşılır. Ve sadece bizim dediklerimizi de hemen peşinden kabullenmesinler. Evlerinde 3-5 meal, 3-5 kitap bulundursunlar. Onlarla da mukayese etsinler. Evet. Ama özellikle işleyeceğimiz konuları bizlerle beraber daha önceden bir çalışmış olsunlar. Ha. Bizden ikinci defa duyacak olurlarsa ayetleri, kelimeleri, bizim vurgu noktalarımızı daha iyi anlarlar. Gayet tabii daha güzel ya anlaşılır. Bunu da özellikle istirhamımdır bu. Evet bunu da burada bildireyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. O zaman bitti mi program? Bir dakikamız falan var ama tamam. Artık bu bir dakikada ben ayete girmeyeceğim. Ayeti açıklamaya girersek yarım kalır. Evet.
O zaman değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bir dakikalık alacağımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Oldu. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.